zordayım. Zordayım'dan duygularıma, yürekleri dağlayan şarkılara imza attı. Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Kendine has tavrı, hüzünlü yorumuyla gönüllere girdi. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. 11 yıl önce aramızdan ayrılan Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. Sinema kulislerinde Azer Bülbül'ü oynaması için Adanalı iki oyuncuya teklif gittiği konuşuluyor. İki aşık birbirlerine acıyla bakarken jandarmalar Mehmet'i alır götürür. Teklif giden ilk isim Kelebeğin Rüyası ve Organize İşler Sazan Sarmalı gibi filmlerle çok farklı karakterleri başarıyla canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ. Ben küfür etmeyi bıraktım biliyor musun? Ama küfürsüzlük çok zor. Anlıyor musun beni? İkinci isimse 01 dizisiyle başladığı kariyerinde Çukur ve Camdaki Kız dizileriyle popülerliğini artıran Cihangir Ceyhan. Oğlun Salih bana 5 milyon canlı para getirecek. Ceyhan'ın fiziksel özellikleri ve Azer Bülbül'e benzerliğiyle rolü almaya daha yakın olduğu konuşuluyor. Ama sen bunu anlamadın. Ama bil ki bunların hiçbiri korkudan değildi yani. Ceyhan çıkan bu haberler üzerine sosyal medya hesabından babasıyla Azer Bülbül'ün bir fotoğrafını Babalar Geçidi notuyla paylaştı. Fotoğrafın altına Ceyhan'ın hayranları Azer Baba rolü sana yakışır. Kıvanç da sevdiğimiz bir hemşehrimiz ama bu rol sana daha iyi gider yorumlarında bulundu. Azer Bülbül'ü kim oynayacak zaman gösterecek. Ama hangi oyuncu oynarsa oynasın, onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor ve yoğun bir hazırlık süreci bekliyor. Bir güzele deli gibi. Azer Bülbül'ün şarkılarındaki hüzün, yoğun ve acı duygular yaşamına dair derin ipuçları içeriyor. Kurşun yedim. Yüreğimde hasret. Duygularım. Dokunmayayım çok fenayım ve iyi değilim gibi birçok şarkısı sanatçının içinde yaşadığı yalnızlığı gözler önüne seriyor. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Öyle doluyum ki nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Sanatçı, 6 Ocak 2012'de Antalya'da kaldığı bir otel odasında daha 44 yaşındayken kalp krizi sonucu vefat ettiğinde depresyon ilacı kullandığı ortaya çıkmıştı. Bazı kaynaklar otopsi raporu sonucuna göre sanatçının kalbinin 70 yaşındaki bir insan kadar yıprandığını belirtmişti. 19 yaşında ailesinin zoruyla evlenen Azer Bülbül bu hayatta en çok da baba olmak istemişti. Ancak fırtınalı özel hayatı buna imkan vermedi. Sanatçının klasiklerinden Duygularım şarkısını 2017'de Zerrin Özer yorumlamış, Özer yaşarken onu tanımamanın pişmanlığını şu sözlerle ifade etmişti. Şarkılar nasıl bu kadar hissedilerek yorumlanır? Onu dinlerken bir seveninin yorumu beni çok etkiledi. 5 yıldızlı sanatçı, 3 yıldızlı otelde vefat etti. O kadar derindi ki yazdığı. Aman güzel yavaş yürü canım. Azer Bülbül anısına bu yıl yapılan rap müzisyenlerin ağırlıkta olduğu saygı albümü de büyük ses getirmişti. Ya da boş ver böyle iyice.